pazarlar, 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 pazarlar vazgeçilmezimiz. Yok 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 diyemem, darılıp gidemem senden, vazgeçemem vazgeçemem ben. Başka bir program sevemem, istemem kameramanlarımdan, vazgeçemem vazgeçemem ben. Kapıldım aşkım seline, razıyım bütün her şeye, esirin oldum bir kere sevgilim diye. Diye devam ediyor şarkı. Enerjimizi gördüğünüz gibi bomba gibi. E o zaman yeni nesil yayıncılıktan 360 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı, ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da nereyi gezeceğiz, hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Başakşehir ilçesindeyiz. Başakşehir ilçesinde Başak Pazarı gezeceğiz. Başak Pazar perşembe günleri ve pazar günleri kuruluyor. Başak Pazar. Şimdi burada çok keyifli bir bölüm sizleri bekliyor. Ve bir gezi sizleri bekliyor. Pazar gez yıldız, pazarları özlüyoruz, pazar gezmek istiyoruz der de benim izleyicim yıldız, gelmez mi? Hemen hop çıkar gelir. Kaç parayla gezeceğiz diye Mithat'a soralım hemen. 100 lira veriyorum, bakalım 100 lirayla bugün ne yapacaksın dedi Mithat. E o zaman Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle İstanbul Avrupa yakasında Başakşehir ilçesinde Başak Pazar'da başlasın. Efendim herkes öncelikle emniyet kemerlerini bağlasın. Yaklaşık bir saat boyunca enerjiniz buralardaysa hop Yıldız Yakar Aksoylu sizi buralara kadar taşıyacak. Şimdi Başak Pazar'a nasıl gelebilirsiniz? Eğer bu çevrede oturuyorsanız burada servisler var sevgili seyirciler. Servislere binerek Başak Pazar'a ulaşım sağlayabilirsiniz ama Başakşehir bölgesinde oturuyorsanız. Onun dışında nasıl gelebilirsiniz? Onun dışında Yunus Emre Caddesi'nde Başak Pazar durağı da iniyorsunuz otobüslere, belediye otobüslerine bindikten sonra direkt olarak zaten Başak Pazar'a geliyorsunuz. Kendi aracınızla gelirseniz de burada otoparklar var. Otoparklara aracınızı park edersiniz. Pazarı gezdikten sonra da evinize gidebilirsiniz. Ve tabii ki bu yaşadığımız dönem sebebiyle de maskelerimizi takmadan dışarıya çıkmayalım ve işimizi halledip evlerimize geri dönelim diyelim ve artık Başak Pazar'a bunları söyledikten sonra girelim, değil mi? Hadi gelin. Şimdi Başak Pazar'ı gezmeye başlayacağız, evet, ama sevgili seyirciler HES kodumuzu açtık. Pazara girmeden önce HES kodumuzu okutuyoruz, ondan sonra pazara giriş yapıyoruz. Hemen şöyle yetkili beyefendiye HES kodumuzu okutuyoruz. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Risksizdir yazıyor ve Başak Pazar'a giriyoruz. Burada her geleni şöyle hemen kameraman arkadaşım Mithat göstersin. HES koduyla içeriye alıyorlar. Siz de eğer Başak Pazar'a gelirseniz mutlaka HES kodunuzu kapıda hazırlayın. Ondan sonra pazara giriş yapabiliyorsunuz eğer risksizseniz. Çekiştiriyor, beni çekiştiriyor. Ben seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Seni çok izliyorum sürekli. Bayılıyorum. Çok teşekkür böyle ederim. Böyle pozitifsin, böyle çok rahatsın, çok aktifsin. Ay çok teşekkür bayılıyorum ederim. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ben seni gördüğüm için demiyorum bunlar. Hep her seyrederken kendi kendime çok, bunları. Bana çok konuşuyorsun diyorlar. Yok. Sen kendini şarkıcı mı zannediyorsun? Yok, şarkı yok. Söylüyorsun güzel diyorlar. Güzel şeyler konuşuyorsun ama. Öyle mi? Dengesiz böyle saçma sapan bir şeydi. Çok, çok güzel konuşuyorsun. Çok teşekkür ederim. Bana göre ederim. Çok güzel. Çok bakın. Teşekkür ederim. İsim? Seval Bayrak. Ben Seval Düzce'den abla. Geldim. Düzce'den mi geldin? Düzce, öpücüklerimizi Düzce'den gönderelim, bir selam gönderelim. Ne almaya geldin Başak Pazar'a Düzce'den? Yok, yok, öyle gezmeye geldim. Gezmeye başka işim mi vardı, geldin? Başka işim vardı, emlak işim. Onun için de buraya da geldim. İyi yapmışsın. Kaç parayla geldin? 500 Çıktın. Lira. 500.
Seval abla 500 lirayla pazara geliyor. Siz bana 100 lira veriyorsunuz. Düzce'den geldim ama çok şey alacağım. Bana 100 lira verdiler. Yeter biliyorum, mi? Biliyorum. Yeter yetmiyor, mi? Yetmiyor. Biliyorum burada yeter ben. Mi? Hele takıları yetmiyor. Seviyorsun benim gibi. Ay sorma. Ben biliyorum, bu bilmez. Ben öyle mi? Burada ben yetmez. Burada yetmez diyorlar ama ben yettiririm sevgili seyirciler. Sen kuzum, yetiriyorsun. Aynen sen. Öyle. İyi gezmeler olsun o zaman. Öpüyorum, hoşça kalın. İstanbul Avrupa yakasında Başakşehir ilçesinde Başak Pazar'dayız. Şimdi Başak Pazar Perşembe ve Pazar günleri kuruluyor. Programın sonuna kadar nerede olduğumuzu tekrar tekrar söyleyeceğim. Hiç merak etmeyin. Hangi günler bu pazarın kurulduğunu da söyleyeceğim. Bu pazara geldiğiniz zaman Perşembe ve Pazar günleri iki katlı bir pazar. Üst katında kameraman arkadaşım Mithat göstersin size. Taze meyve ve sebzenizi alabileceğiniz birbirinden güzel tezgahlar var. Organik ürününüz olsun, çereziniz olsun. Bakın her şey var burada. Balınızdan salçanıza gerçekten çok keyifli ve çok güzel bir pazar. Başakşehir ilçesinde Başak Pazar. Üst katından meyve sebze alışverişinizi yapabilirsiniz. Sadece alt katta da tekstil demiştik zaten. Şimdi ben burayı görün diye bunu söylemek istedim size. Alt kata iniyorum. Tekstil katında buluşalım. Pazarlar, 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 pazarlar vazgeçilmezimiz. Siz istediniz, biz geldik sevgili seyirciler. Buyurun hanımefendi, ne alacaktınız? Hemen yardımcı olayım size. Niye gülüyorsunuz? Aa, satış yapamaz mıyım? Yaparım tabii. Bazen böyle hani müşteriler bakıyorlar ya ürünlere. Efendim? Çok mu güzel? Ne kadar bunun fiyatı? 40 lira. İstiyorsan pazarlık yaparız. Yapıyoruz. Yaparız dedi bak tezgah sahibi. Bence ben olsam ben buradayken alırım. Ben bir bakayım, ben çok küçüğüm. Sen bir bakacaksın, dönüşte uğrarım diyeceksin ama uğramayacaksın. Burada mükemmel elbiseler var. Şimdi burası I sokağı, onu söyleyeyim size. Burada Başak Pazar'da sokaklara ayrılmış, harflere ayrılmış durumda sokaklar. Anlatabildim mi? Evet. Mesela A harfinde bir sokak var. B harfinde, C harfinde. Biz şu an I sokağındayız. I sokağında böyle ben bu tezgahı buldum. Çok güzel bir tezgahtı ve kaçırmak istemedim. Size de göstermek istedim. Öncelikle ben susayım, siz bir tezgaha göz atın. Sonrasında bu güzel ürünlerin fiyat bilgileriyle sizleri karşılayayım. Buradaki güzel elbiselere baktınız. Ben size fiyat bilgileriyle geldim şimdi efendim. Çok ama çok güzel elbiseler. Yani ekrandan nasıl görünüyor bilmiyorum ama yakından kalitesini görmenizi çok isterdim açıkçası. Çünkü bazen ekranda gördüğünüzle yakından baktığınız arasında fark olabiliyor sevgili seyirciler. I sokağına geldiğiniz zaman bu tezgaha mutlaka bence bir göz kırpın. Pazarlık. Alışveriş pazarlıksız olmaz. Pazarlık etmek sünnettir. Pazardayız. Tabii ki pazarlık yapacağız. Hemen fiyatları söylüyorum. Şurada görmüş olduğunuz bütün elbiselerin fiyatı 25 lira öncelikle. Bakın şöyle. Şimdi burada elbiseler 40 lirayla 50 lira arasında. 0-10 yaş arasındaymış bu elbiseler. 40 lirayla 50 lira arasında. En uygun fiyatlı elbiseler 25 liradan başlıyor. Kameraman arkadaşım Mithat gösteriyor. Şimdi yukarıda abiye kıyafetler de var çocuklarınız için. 75 lirayla 150 lira arasındaymış. Çocuklarınız için bu abiye kıyafetler de 75 lirayla 150 lira arasında. Görmüş olduğunuz elbiseler %100 pamuk ve kadife kumaştan üretilmiştir diyorum. Susuyorum ve sizi son kez elbiselerle ve Başak Pazar'la baş başa bırakıyorum. Sonra pazardan başka bir tezgahla sizleri karşılıyorum.
sokağı çok güzel bir sokak bence. Başakşehir, Başak Pazar'da. Şimdi I sokakta yan tarafımda çok güzel bir tezgah var. Kameraman arkadaşım Mithat gösteriyor şu an size. Birbirinden güzel eşofman altları ve sweatshirtler var. Tabii ki bunları sadece evde giyinmek için düşünmeyin. Artık birçok markanın bile yeni sezon ürünleri eşofman, biliyor musunuz sevgili seyirciler? Pandemi hayatımıza girdi. Giyiniş şekillerimiz bile değişti. Çünkü herkes evde rahatlığa alıştı. Herkes değişik değişik eşofman almaya, tayt almaya başladı. Artık firmalarda ne yapsınlar? Sürekli eşofmanlara yoğunlaştılar. Değil mi? Niye gülüyorsun? Aynen öyle. Aynen öyle değil mi? Şimdi burada birinci kalite, tüylenme yapmayan çok güzel eşofmanlar var. Başak Pazar'a yolunuz düşerse I sokağına gelip bakın, buradan büyük beden eşofmanları ve rengarenk eşofman üstlerini ve altlarını bulabilirsiniz. Önce siz göz atın, sonrasında fiyat bilgileriyle ben sizleri karşılayayım. Valla o kadar çok eşofman altı çeşidi var ki, 100 liram var benim de. Ben buradan alışveriş yapsam mı, yoksa daha pazara yeni giriş yapmışım, geçsem mi, bir dönüşte uğrarım mı desem bilemedim açıkçası. Fiyatlarla karşıladım ama sizlere hemen fiyat bilgilerini soralım beyefendiye. Özgür Bey. Şimdi örneğin bu eşofman altının fiyatı nedir Özgür Bey? Onun fiyatı 50 liradır. Birinci kalite kumaşı vardır. 3 ipliktir kendisi. Şardonlu dediğimiz üründür. Kışlık bir üründür. Her türlü tavsiye ederiz. Bunu internette satıyorlar 70 liraya, 80 liraya, hatta 200 liraya bile satanlar var. Yeni moda çıktı. Eşofmanları tasarım diye 200 liraya, 400 liraya kakalamak yeni moda çıktı. Aynı şekilde şöyle söyleyeyim, biz sattığımız ürünü en ufak bir sıkıntıda getirsinler, iade alıyoruz, değişim yapıyoruz. Bizde para iadesi de var, o konuda sıkıntımız yok. Bu ne kadar? Onun fiyatı 50 liradır. O da penye bir kumaş. Bir şey diyeceğim. Burada bütün eşofman altları 50 lira mı? Ya 50 ile 60 arası değişiyor ortalama. Peki 50. Büyük beden kaça kadar büyük beden var? 5x arça kadar vardır büyük bedenlerimiz. Yaklaşık 60 bedene kadar oluyor. Ne kadar mesela büyük beden? Onun fiyatı 60 lira. Bu 60 lira. Peki şöyle hemen bakalım. Şuradaki eşofman altı ne kadar? Şimdi bu ürünümüz şeydir. Penyedir. Diz yapmaz bir kumaşa sahiptir. Fiyatı 55 liradır. Şardonludur. İçi pamukludur. 60 liradır. Pançolarımız 80 lira. Normal kapşonlu ürünlerimiz 60 liradır. İspanyol paçalarımız 50 liradır. Normal kapşonlarımız 50 liradır. İki iplikler. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ürünlerin kalitesi çok güzel. Şu an kameraman arkadaşım Mithat da gösteriyor. Bu arada burada taytlar da var. Bir de şunu söyleyeyim size. Şimdi ekrandan tam belli olmayabilir ama ürünlerin yakından kalitesi çok güzel. Fiyatları da kaliteye göre bana uygun geldi. Tabii ki karar sizin der, hayırlı işler derim ve ben buradan giderim. Kolay gelsin Özgür Bey. Burada da eşofman altları var. Çok güzel bunlar da. Şöyle bakayım, bunların fiyatları 30 liraymış. Bak, gezdikçe gezdikçe bütçenize uygun ürünler buluyorsunuz. 50 liraydı, 60 liraydı oradaki eşofman altları. Bak, biraz daha gezdik 30 lira. Sweatshirtler var, tunikler var 30 lira. Çok güzel. Hemen yerine bakayım sizin için sevgili seyirciler. Şöyle yeri de gayet güzel. Dur bir de buna bakayım. Bunun da yeri güzel. Hemen şöyle ilerleyelim. Rengarenk sweatshirtler var. Burada fiyatlar 30 liradan başlıyor. Bakın 45 liraya kadar. Bu arada Mithat şöyle dedi. Yeni moda dedi. Ürünler de var burada. 45 lira dedi fiyatı. Fiyat da bayağı uygun yani. Siz bence buraya da göz atabilirsiniz. Burası da Jale'nin J'si sokağında. Fiyatlar bana uygun geldi. Tabii ki bilmiyorum. Herkes bütçesine göre alışveriş yapıyor. Ben de öyle, gördüğünüz gibi. 100 lira verdi şu an Mithat bana. Bakalım 100 lirayı bugün harcayacak mıyız? Harcarsak nasıl harcayacağız? İstanbul'da
Avrupa yakasında Başakşehir'de Başak Pazarı geziyoruz. Fazla bir tezgaha uğrayamadık. Burada tezgahlar, tekrar söyleyeyim size, yani pazar sokakları harflere göre sıralanmış. Şimdi pazarda bir şey mi beğendiniz? Üstünüze olup olmama konusunda sıkıntınız mı var? Hani bir düşünceniz mi var? Deneme kabinleri var pazarın böyle çeşitli yerlerinde. Deneme kabinlerinde beğendiğiniz ürünleri deneyerekten satın alabilirsiniz. Şimdi ilerleyelim şöyle pazarda. Leman'ın L'si sokağındayız efendim. Aa, burada birbirinden güzel emaye ürünler varmış. O zaman hoş bulduk Nuri Bey, nasılsınız? Efendim, sen nasılsın? İyiyiz, Allah'ımıza bin şükür. Ben evde bundan kullanıyorum. Nuri Bey Bahçeşehir pazarına gidiyor. Yeşilköy'de Çarşamba pazarına gidiyor. Birbirinden güzel emaye ürünleri var. Önce bu ürünlere bakın. Leman'ın L'si sokağında, Başak Pazar'da. Sonrasında sizleri yine bu tezgahtan ama fiyat bilgileriyle karşılayalım. Buyurun. Şimdi emaye ürünlere göz attınız. Ben sizleri fiyat bilgileriyle karşıladım. Emaye sağlıklı ürün. Evladiyelik, ömür boyu kullanabilirsiniz. Çizilme yapmıyor. Bende mesela şu süzgeçlerden var. Saklama kabından var. Kek kalıbı vardı. Kek kalıbından var. Ama şu an burada kek kalıbı bitmiş. Kek kalıbı göremedim. Hiçbir şekilde çizilme yapmıyor. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ömürlük zaten bu ürünler. Çok güzel tepsiler var tabii ki. Kameraman arkadaşım cezveler Mithat var. Gösteriyor. Neler var başka Mithat? Cezveler var efendim. Kuplarımız var. Çaydanlıklarımız var. Bitki çayı yapabileceğiniz, şurada gördüğünüz gibi demliklerimiz var. Ev yemekleri, annelerimizin karnabahar, pilav yapabileceği tencerelerimiz var. Burada görmüş olduğunuz gibi kızartma yapacağınız, size özel fritöz yerine kullanacağımız eski emayelerimiz var. Burada görüyorsunuz meyveliklerimiz var. Bunlar da harika. Ve ben kamerayı alıyorum Mithat, sevgili seyirciler. Sunuma geçiyor. Burada görmüş olduğunuz gibi kızartmalarımız, çocuklarımız için her zaman patates kızartması yapabileceğiniz veya biber kızartması yapabileceğiniz şeylerimiz var. Bunlar neydi? Onlar hamur leğeni. Hamur leğeni, buyurun. Ev ekmeği yapabileceğimiz, bu pandemi zamanında anne ekmeği, ev ekmeği yapabileceğimiz şeylerimiz var. Evet, kuplarımız puantiyeli. Ne kadar fiyatları? 30 lira. 30 lira ama bizi izleyip gelin 25 lira efendim. Almazlarsa ben vereceğim farkını. Evet, görmüş olduğunuz gibi bitki çayı yapabileceğiniz ne kadar? 40 lira. 40 lira. 35 lira efendim, bizden hemen indirimi aldınız. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun Yıldız Hanım. Yalnız kameraman arkadaşlarıma teşekkürü borç biliyorum. Gerçekten de. Çok zormuş bu kamerayı, küçük durduğuna bakmayın, böyle taşımak. Kameraman arkadaşlarıma canı gönülden bir alkış gönderir misin Ulaş'cığım? Çünkü o kamerayı o şekilde taşımak çok zormuş yahu. Peki benim işim kolay mı Mithat? Ben de, evet, aynı zorluğu. Bir saniye. Evet, aynı zorluğu. Kelimeleri seçerken çok dikkat etmek gerekiyor. Teşekkürler Mithat'cığım. Yani hiçbirimizin işi tabii ki kolay değil. Hepimiz birbirimize yardımcı olacağız. Mithat size birkaç ürünün fiyat bilgisini verdi ama ben de vereyim. Şimdi burada birbirinden güzel emaye tencereler var. Örneğin kırmızı bir emaye tencere var. Onun fiyatı nedir? 45 liraymış. Hemen yan tarafında güllü bir tencere var. Güllü çiçekli. O da 45 liraymış. Mesela emaye cezveler var. Onlar ne kadar? Büyük boy 40 liraymış, bir ufa 35 liraymış. Peki bu üçlü emaye saklama kapları ne kadar? 90 liraymış. Burada daha emaye bir sürü ürün var. Bak, ben kek kalıbı aldım, saklama kabı aldım daha önce. Benim şöyle kızartma yapabileceğim bir tencerem var. Şöyle bir süzgecim var. Emaye. Nuri abiden almıştım gerçekten onları da. Kendisi Çarşamba Yeşilköy'de, Salı Bahçeşehir, Pazar Türk'te, Perşembe'de Başak Pazar'da, Leman'ın L'si sokağında. Hayırlı işler, bol müşteriler olsun efendim. Hoşçakalın. Leman'ın L'si sokağından çıkamadım çünkü burada çok güzel biblolar gözüme çarptı. Fiyatlar 5 liradan başlıyor ve 10 lira,
alt taraf 5 lirayla 10 lira. Üst taraf ne kadar? Mesela şu ne kadar? 20 liraymış. Hemen üstündeki kadın ve erkek figürü 30 liraymış. En büyük parça 50 lira. Yani burada fiyatlar 5 lirayla 50 lira arasında. Şimdi size şu kadarını söyleyeyim. Boya alıp sevgili seyirciler, boya alıp şunları kendi zevkinize göre boyayabilirsiniz. Yanlış mı düşünüyorum evet, Mithat? Evet, çok doğru. Yani bakmayın bunların burada beyaz olduğuna, boyayla kendi evinize uygun boyayabilirsiniz. Hemen şurada at figürü var mesela, bakın şöyle. Bu da boyanmamış ham halinde. Bunu da yine evinize ve kendi zevkinize uygun boyayabilirsiniz. Bence fiyatlar bayağı uygun burada. Kendi imalatları olduğu için fiyatlar uygunmuş. 5 lirayla 50 lira arasında. Ben çok beğendim gerçekten. Ürünlerin fiyatları da uygun. Şimdi L sokağından, Leman'ın L'si sokağından artık yavaş yavaş çıkıyoruz. Bakın sol tarafta çok güzel halılar satılıyor. Sokaktan çıkarken hemen kameraman arkadaşım Mithat sizlere gösteriyor. Hemen şurada 100 liraya çok güzel ürünler satılıyor. Marka, ihracat fazlası ürünler satılıyor. Hem abiye olarak kullanabileceğiniz yani palto, kaban ürünleri 100 liradan başlıyor. Şimdi Leman'ın L'si sokağından çıktık. Hemen ilerleyelim pazarda. Mustafa'nın M'si sokağındayız. Ama Mustafa'nın M'si sokağına siz şöyle göz atın. Bence oraya girmeyelim. Şöyle ilerleyelim. Hemen Nagihan'ın N'si sokağındayız şu anda pazarda. Bakın burada çok güzel yastık, oyuncak yastıklar satılıyor. Çocuklarınız için 10 lira. Ya bunun kumaşını al, dikmeye kalk 10 liradan fazla tutar, yemin ediyorum. Siz pazara bence bu göz atın. Bu pazarda 100 liraya bakmayın bana, 100 lira yetmez falan diyorlar ama 100 liraya baştan ayağa kadar giyinip çıkabilirsiniz. Size o kadarını söyleyeyim. Ben susayım, pazar konuşsun, sonrasında buluşalım. Terlikler ne kadar? Bir şey söyleyeyim mi? Sevgili seyirciler, ben o kadar terlik çektim. Böyle güzel terlik görmedim pazarda. Hiçbir yerde 100 liradan aşağı alamazsınız bu terlikleri dedi beyefendi. Kampanya fiyatı 65 lira dedi ki burada sadece bu terlikler yok, birbirinden güzel terlikler var. Şöyle kaldırır mısınız onları da, onlar ne kadar? Bunlar da fırsat ürünü 50 lira dedi. Aa, Pırasa'nın P'si sokağındayız. Yalnız ben şu terliklere bayıldım. Gerçekten bayıldım. Şöyle bir göz atın. Sonrasında buradan karşılayayım sizi. Ay ben paramı burada mı harcayacağım acaba? Bilmiyorum. Sevgili seyirciler, ben dayanamadım, deneyeceğim dedim. Çıkardım çorabımı, ayakkabımı, botumu daha doğrusu ve bu terlikleri denemek istedim. Pırasa'nın P'si sokağındayız. İstanbul Avrupa yakasında Başakşehir ilçesinde Başak Pazar'da. Şimdi 36 numara bana biraz küçük geldi. Beyefendi numaraları kalmadığı için bu terlikleri 65 liraya veriyormuş. Normalde 100 liradan aşağı satılmıyormuş bu terlikler. O kadar pazar gezmesi yapıyorum. Yemin ederim ilk kez böyle terlik gördüm. Yemin ederim size. Şimdi şu 3 renkte numaralar varmış. Diğerlerinde numara kalmamış. Ben şunları denemek istiyorum. 37'sini. 7'si arkadaymış. Hemen şöyle bir deneyelim bakalım 7'si nasıl olacak. Aslında ben siyah istiyordum ama siyahta rengi kalmamış. Tabii 7'si. 7'si daha güzel. Sence Mithat? Evet. Bu gerçekten çok güzel ve çok şık bir terlik. Bunu var ya güzel bir çorapla dışarıda da giyebilirsiniz. Mithat dedi ki bacım dedi bu dışarıda da giyilir dedi. Gerçekten çok da şık duruyor. Evde benim ayaklarım böyle pırlantalı parıl parıl parlasın diyorsanız gördüğünüz gibi böyle terliklerden alabilirsiniz. 65 lira. Peki şimdi ben alıyorum bunu beyefendi. Evet.
65 lira olduğunu söyleyince bunların bedava olduğunu anlıyorlar dedi. Bak ben denedim bak. Bak. Bak teşekkürler. Şimdi ben hangi renk ona karar veremedim. Ben kararsızlıkta bir dünya markası olduğum için hangi rengini alsam ona karar veremedim. Bu diğer rengi. Bir de şu rengi var. Sadece bunlarda numara kaldığı için. Bir de bunun şu modeli var sevgili seyirciler. Kararımı verdim sevgili seyirciler. Ben bu rengini aldım. Ama benim burada alabileceğim birçok daha renk alternatifi vardı. Bir tek siyahında benim istediğim numara kalmamış. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Terlik hem rahat hem de yeri çok güzel. Diğer terlikler de çok güzel. Örneğin şu terlikler ne kadar bunları da soralım. Bunlar da fırsat ürünüymüş, 40 liraymış. Bana burada fiyatlar gerçekten uygun geldi açıkçası da. Şimdi Ulaş 100 lirayla yola çıktık. Öyle mi? Yaz modelleri gelsin 75 lira olacak diyor. Şimdi Ulaş 100 lirayla yola çıkmıştık ya sen sol taraftan pazarlık yaptık tabii ki. 55 lira düşürür müsün? Bana özel dedi ki sen o kadar konuştun 55 lira olsun sana dedi. 55 lira düşürür müsün? Teşekkür ediyorum Ulaş'cığım. Beyefendinin ismi Murat. Başak Pazar'a gelirseniz Murat Bey'in tezgahına mutlaka uğrayın. Terlikler çok güzeldi. Pırasa'nın P'si sokağındayız sevgili seyirciler. Onu söyleyeyim size. Ben severek giyeceğim akşam o terliği. Şimdi Pırasa'nın P'si sokağında geziyoruz. Ve şöyle gezerken sağ tarafta çok güzel gözlük zincirleri gördüm. Hoş bulduk efendim. Siz gözlük zincirlerine göz atın. Ben kendime bir tane gözlük zinciri alacağım artık. Buyurun. Madem moda alacağım. Ne kadar? Ama dur izleyicilerim göz atsın ondan sonra fiyat bilgisi verelim. Buyurun. Gözlük iplerine baktınız. Gözlük ipi mi diyeyim, gözlük zinciri mi diyeyim, kardeşim ne diyeyim? İp de var, zincir de var. İp şimdi. De var, zincir de var. Pırasa'nın P'si sokağındayız. Çıkamadım. Yıldız bir sokağa girdiğinde pazardan çıkamıyor tabii ki. Şimdi gözlük zincirleri ve ipleri ne kadar bilmiyorum. Örneğin şöyle bir gözlük incili zinciri var. Ne kadar bunun fiyatı? 15 lira hanımefendi. 15 liraymış. Bakın bunun fiyatı. Hemen bunu şöyle yerine koyalım. Benim dikkatimi mesela şu incili gözlük zinciri çekti. Bu ne kadar? 35 liraymış. Tabii pazardayız. Pazarda alışveriş pazarlıksız olmaz değil mi? Burada bir sürü renkli gözlük zincirleri var sevgili seyirciler. Bu gözlük zincirlerinin fiyatlarının bilgisini hemen verelim sizlere. Bunların her biri 30 lira. Gözlüğünüzün camına göre ya da gözlük çerçevenize göre buradan satın alabilirsiniz. Ya da günlük kullandığınız gözlükte alabilirsiniz. Bakın burada metal zincirler var, incili zincirler var. Taşla yapılmış ipli zincirler var. Burada fiyatlar 15 lirayla 35 lira arasında. Beğendiğiniz modele göre tabii ki fiyat değişiyor. Örneğin şöyle renkli bir zincir var. Gözlük zinciri. Bunun fiyatı nedir? 30 lira. 30 liraymış. Ben şimdi sizin için bir gözlüğü deneyeceğim zincirini. Nasıl durduğunu söyleyeceğim size. Şöyle hafif maskemi indireyim. Yüzümde gözüksün. Şöyle bakın. Nasıl duruyor Mithat? Efendim? Şöyle geriye doğru atıyorsun. Geriye doğru atıyormuşuz. Şöyle. Ha. Şöyle geriye doğru atıyormuşuz. Hemen şöyle aynaya bakalım. Aa, gayet güzel duruyor gerçekten de. Bak gözlük zinciri gerçekten çok güzel duruyormuş. Ne düşünüyorsun Mithat? Tam uydu sana. Tam sana çok güzel oldu. 10 numara 5 yıldız diyor. Çok güzel oldu gerçekten de. Ben de çok beğendim. Hemen şu gözlük zincirine bakalım. Mesela... Bu gözlük zinciri nasıl duruyormuş? Hemen şöyle geriye atalım. Bu nasıl durdu Mithat? Şöyle. Öteki daha güzel. Öteki daha güzel durdu diyor. Bir diğer gözlük zincirine bakalım. O biraz daha kalın. Şöyle. Bunları kolye olarak da kullanabilirsiniz sen sevgili seyirciler. Bana bak. Çok güzel oldu gerçekten de. Bakın. Şöyle. Vallahi kararsız kaldım ya. Ben terliği aldım. Hemen karar verdim.
Gözlük zinciri alsam mı almasam mı bilemedim. Ben bunu birazcık düşüneyim. Pazarı gezerken sonrasında kararımı vereyim. Seyisi sokağındayız. İstanbul Avrupa yakasında Başakşehir ilçesinde Başak Pazar'da. Şimdi mumları gördüm, direkt olarak çekmek istedim. Çünkü yüzen mumlar her yerde çok pahalı. Öyle sen mi? De yazmışsın öyle diyorum, evet. Sen de yazmışsın yüzen mum 2 lira. Peki bu şekilde alırsak yüzen mum ne kadar? Hepsi beraber 15 lira. Hepsi beraber 15 liraymış. Gayet de uygun. 2 tane mum da hediyesiymiş. Bu şekilde aldığı zaman 15 liraya geliyormuş. Bana burada uygun geldi. Yüzen mum fiyatları, o yüzden sizlere göstermek istedim. Şimdi hemen Sakarya'nın Seyisi Sokağı'nda böyle çok güzel bir tezgah daha var. Termal taytlar ve toparlayıcı taytlar var. Ben biraz önce şu tayta baktım da şu taytın yeri bir güzel, size anlatamam. Ciddi söylüyorum. Fiyatı da 35 liraymış. Zaten burada tayt ve pantolon fiyatları 30 lirayla 35 lira arasında. Gayet de güzel fiyat. Yani bilmiyorum da Sakarya'nın Seyisi Sokağı'nda fiyatlar uygun ama bakın örneğin şöyle bir tezgah var. Burada birbirinden güzel kazaklar var. Etiketi üstünde 10 lira. Ay, al birini hediye götür. Bak 10 lira. Bakıyor musunuz? 10 lira. Hemen yan tarafında sweatshirtler var çocuklar için 15 lira. Böyle bol salaş giyinmeyi seven hanımlar gelip alışveriş yapabilir. Fiyatlar bayağı uygun. Örneğin şu ne kadar? Bu çok güzelmiş. Bence de çok güzelmiş. Ne kadar? 80 liraymış bunun fiyatı. Bakın şöyle sweatshirtler var. Yeri de bayağı güzel. 35 lira. Şöyle penyeler 15 lira. Bakın burada da yine tunikler, uzun böyle elbiseler var. Tunik elbiseler 55 lira. Vallahi bayağı uygun sizin fiyatlarınız. Mağazada satılmaz bunlar bu fiyata. Hem mağaza ürünleri hem kaliteli ürünler diyor. Doğru söylüyorsunuz. Vallahi diyecek hiçbir şeyim yok. Şimdi Sakarya'nın Seyisi Sokağı'ndan ben çıkarken siz de pazara şöyle bir göz atın. Sonrasında başka bir tezgahtan sizleri karşılayayım. Y'si sokağının hemen yanında böyle mağaza gibi bir yer var gerçekten de. İyi gezmeler ablacığım. çaydanlık, kek kalıpları, yemek takımları, bardaklar, kahve fincan takımları, bir sürü ürün var. Tenceresinden tavasına, cezvesine kadar ve envai çeşit tepsisine kadar. Bence burası nasıl bir yer ve burada nasıl ürünler var şöyle bir göz atın. Daha sonra fiyatları paylaşayım size. Çünkü ben ilk kez bir pazarda böyle mağaza gibi züccaciye görüyorum açıkçası. O zaman şöyle ürünlere bakın. Sonra Yıldız sizi fiyatlarla karşılasın. İster söz tepsisi olarak kullan, ister sunum tepsisi olarak kullan, ister kahveni servis yap, ister çayını servis yap. Çok güzel tepsiler var burada. 100 liraymış bu tepsilerin fiyatı. Örneğin bu tepsi 100 lira mı? 125 liraymış. Mesela bu ne kadar? Bu da 125 liraymış. 100 lirayla 125 lira arasındaymış tepsiler. Gerçekten bak sözde de kullanılabilir. Ya da herhangi bir sunum yaparken de kullanılabilir. Gayet de şık duran tepsiler. Evladiyelik kullanabiliriz o zaman, paslanma ve kararma yapmıyorsa. Hemen şöyle çok güzel kahve fincan takımları var bakın. Şöyle 2-3 modeli koymuşlar buraya. Örneğin bunun fiyatı nedir? 100 liraymış altılı olarak bunun fiyatı. Birçok markaya ait ürünü de gelip bulabilirsiniz. Onu söyleyeyim size.
Bu kahve fincanı ne kadar? Bu da 200 liraymış. Bu da renginden dolayı 200 lira muhtemelen. Hemen şöyle geçelim. Bakın burada örneğin şöyle çay bardağı ve çay bardak altlığı var. Bunlar ne kadar? 12 kişilik takım olarak satılıyormuş. 2000 liraymış. Şöyle tam set. Örneğin şöyle bir yemek takımı var. Bu bir markanın yemek takımı. İnci tozundan yapılmış bu yemek takımı. 12 kişilik setmiş. Bunun fiyatı 2000 liraymış. Şu da çok şık bir parça bence. Çok değişik. Şöyle zaten koymuşlar. Kameraman arkadaşım Mithat göstersin. Üstteki inci tozlu olan 2000 liraydı. Bakalım bu ne kadar? Ve yanında da daha sade sevenler için yine yemek takımları mevcut. Vallahi Başakpazar'da böyle bir yer gördüğüme çok mutlu oldum ben. Bildiğiniz züccaciye mağazası burası. Örneğin bu yemek takımının fiyatı 1500 liraymış. Buraya geldiğinizde de, Başakpazar'a geldiğinizde de uğrayabilirsiniz yani buraya sevgili seyirciler. Susuyorum. Son kez bu ürünler konuşsun. Sonrasında hobi ürünleri ve biblolar vardı ya, o sokaktan sizleri karşılayayım. Çünkü paramın geri kalanını da o şekilde harcamak istiyorum açıkçası. Valla pazara geldiğinizde iyice dolaşmanız gerekiyor. Yok 50 liraya bir şey alamam, 100 liraya bir şey alamam, 20 liraya bir şey alamam diye bir şey yok. Örneğin biraz önce gözlük ipleri görmüştük ya. Sakarya'nın S'si sokağının başında isim abicim, Selçuk abide de gözlük ipleri gördüm ve zincirleri gördüm. 3 tanesi 20 lira, tanesi 7,5 liraya. Para kolay kazanılmıyor, çok kolay harcanıyor. O yüzden pazarlara geldiğinizde iyice dolaştıktan sonra kararınızı verin ve alışverişinizi yapın. Ben bunları almam mı hiç? Kaçırır mıyım Selçuk abi? Şöyle bir göz atın bunlara. Sonrasında hangilerini aldığımla sizleri karşılayacağım tabii ki. Şimdi ben bunları aldım. 4 tanesi 20 liraya olur mu dedim. Selçuk abi olur dedi. Sakarya'nın S'si sokağında hemen köşede. Selçuk abinin ürünlerinin fiyatları bayağı uygun. Başakpazar'a yolunuz düşerse mutlaka uğrayın bu tezgaha. Bak gözlük ipleri ve zincirleri 3 tanesi 20 lira, tanesi 7,5 lira. Bunlar da böyle maskeye takılıyor bakın. Bu da maskeyi süslüyor. Görüyor musunuz? Vay şöyle. Vay. Çok güzel. Bak. Bu nasıl Mithat? Harika. Bak böyle maske süsleniyor. Nasıl duruyor Selçuk abi? Yapıştı. Çok harika yakıştı diyor. Hatta resminizi çekeyim ben sizin dedi Selçuk abi. Şimdi Ulaş 20 lira düşürür müsün hemen sol taraftan kalan paramızdan? Çok teşekkür ediyorum sana. Pazara şöyle bir bakın, nasıl bir pazardayız efendim. İstanbul Avrupa yakasında Başakşehir ilçesinde. Sonrasında Yıldız sizi tabii ki karşılasın. Leman'ın L'si sokağındayız. İstanbul Avrupa yakasında Başakşehir ilçesinde Başakpazar'da. Dönüşte uğrayacağım dedim. Hoş bulduk efendim. Hayırlı işler, kolay gelsin. Şimdi dönüşte uğrayacağım dedim. Gördüğünüz gibi uğradım. Sözümü tuttum. Hemen buradan harcamamızı yapalım. Şimdi ben 3 maymun almak istiyorum. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. 3 tanesi 10 liraymış. Onun bir de bebek versiyonu varmış. Peki bu ne kadar? Şöyle bir de at var. At figürü var. Bu da güzel değil mi Mithat? Bu da 10 liraymış. Ben 10 liraya 3 maymunu mu alsam? Yoksa at figürüyle şunu mu alsam 25 liraya? At figürüyle onu. At figürüyle onu al dedi. O zaman öyle yapalım. Şimdi hem bir tane at alalım. Evde boyayacağım sevgili seyirciler. Sosyal medya hesabımdan da paylaşacağım. Hem de şöyle kadın ve erkek figürünü alalım. Hemen paramızı düşelim Ulaşçığım. Son kez şu güzel tezgaha göz atın. Ve Leman'ın L'si sokağına geldiğinizde isim abicim. Mutlaka Tarık abiye uğrayın derim ben. Artık bize ayrılan sürenin sonuna geldik galiba. Pazara da göz atın son kez. Sonrasında buluşalım ama mutlaka Tarık abinin tezgahına göz atmanızı tavsiye ederim. Başakpazar'da Leman'ın L'si sokağında.
pazarlar, pazarlar, pazarlar. Siz istediniz, biz geldik sizler için. Perşembe ve pazar günleri kurulan İstanbul Avrupa yakasında Başakşehir ilçesinde Başak Pazarı. Gerçekten İstanbul'da sayılı güzel pazarlardan, yani bütün pazarlarımız çok güzel ama benim sayılı sevdiğim güzel pazarlardan. Kapalı bir pazar, gıda katı var ve tabii ki tekstil katı var. Keyifle gezebilirsiniz burada. Pazardaki sokaklar harflere göre ayrılmış. Örneğin Mustafa'nın M'si sokağındayız. Eşimin isminin sokağında bize ayrılan sürenin sonuna gelmek istedim sevgili seyirciler. 100 lira vermişlerdi bana. Paramı en güzel şekilde burada harcadığımı düşünüyorum. Buraya geldiğinizde programın içinde de söyledim. Ayak parmak ucunuzdan saçınızın telinin ucuna kadar bütçeniz doğrultusunda alışveriş yapabilirsiniz. O zaman 100 lirayla çıktığımız yolculuğumuzda ulaştım. Geriye ne kadar paramız kaldı? Çok teşekkür ediyorum. İstanbul Avrupa yakasında Başakşehir ilçesinde Başak Pazar'daydık. Tekrar söylüyorum. Yunus Emre Caddesi'nin hemen yanında bu pazar efendim. Buraya hem belediye otobüsleriyle Başak Pazar durağına gelerek ulaşabilirsiniz. Hem Başakşehir çevresinde oturuyorsanız servislerle gelerek ulaşabilirsiniz. Perşembe ve pazar günleri kuruluyor, tekrar belirteyim. O zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere hop daha da güzel güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var, bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın, 360 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.